Binlerce metre havada, tonlarca ağırlıktaki uçağı etkileyen hava hareketi türbülans. Düşey bir hareket, yani uçağı aşağı doğru itiyor. Londra-Singapur seferini yapan uçakta türbülans sırasında bir kişi hayatını kaybetti. Ardı sıra yaşanan türbülansların merak edilen nedenini uzmanlar açıkladı. Araştırmalara göre türbülanslar 1979'dan bu yana %55 oranında arttı. Bunun temel nedeni olarak iklim krizi gösteriliyor. İklim krizi sıcaklık, rüzgar ve fırtınaları artırıyor. Yüksek irtifada karbon salınımı kaynaklı sıcak hava, rüzgar hızında değişime neden oluyor. Yani türbülans hava ulaşımında açıkça hissediliyor. Hatta iklim değişikliği sürdükçe türbülanslı havanın hem coğrafyası, hem dağılımı, hem de sıklık ve şiddetinde değişiklik öngörülüyor. Peki nasıl önlem alınabilir? Uçuş kanunları gereği havalimanlarında meteoroloji mühendisleri çalıştırılması zorunlu. Uçuş öncesi alınan hava tahmin raporlarıyla nerede alçak basınç, nerede türbülans riski var, haritası çıkarılarak rota belirlenir. Ancak uzmanlara göre tüm önlemlere rağmen bazen türbülanstan kaçmak mümkün değil. Uçak bir türbülanstan kaçarken başka bir buluta da takılabilir. Pilot bu durumda aldığı hava tahmin raporu ve tecrübesiyle hareket eder. İşte tüm bunlara karşı uzmanlar emniyet kemeri uyarısı yapıyor. Çünkü kuvvetli türbülanslarda uçak bir anda 300 metre irtifa kaybedebiliyor. Bu durumda yolcuyu koruyacak tek şey emniyet kemeri.